Beret Aben Merkezi'nden gün ortasından mutlu günler. Sayın seyirciler günü getirdiği gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla başlıyoruz. Meclis bahçesinde inşa edilen büstlerle ilgili açıklama yapıldı sayın seyirciler. Açıklamada büslerin yapımında bir eksiklik mevcutsa bu durumun süreci ilerleten paydaşlarla istişare edilerek uzman yardımıyla çözümlenebilecek bir husus olduğu belirtildi. Projenin tamamen iyi niyetli bir adım olarak somutlaşıp hayat bulduğu belirtilen açıklamada konuyla ilgili uzmanların yorum ve değerlendirmeleri alınarak gereğinin en kısa zamanda yapılacağı ifade edildi. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Meclis Bahçesi'nde 12 Ocak'ta törenle açılışı gerçekleşen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Raif Denktaş ve Doktor Fazla Küçükbüsleri ile ilgili bazı çevrelerden gelen yorumlar üzerine açıklama yaptı. Cumhuriyet Meclisi binasının bulunduğu bahçede Ulu Önder Atatürk ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Doktor Fazıl Küçük Büsleri önceki dönemlerde yer aldığı hatırlatılan açıklamada bu büslerin zaman içerisinde zarar görüp yıpranması nedeniyle yenilerinin yapılması için harekete geçildiği belirtilerek liderlere duyulan saygı bunun bir gereğidir denildi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Tören'in bu minvalde önemli bir eksikliği de tespit ederek Cumhuriyet Meclisi Bahçesi'nde bugüne kadar yer almayan kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın büstünün meclis bahçesinde mutlak surette yer alması gerektiğini belirterek konuya hassasiyetle yaklaşıp ilk adımı attığı ve büst yapım proje fikrinin meclis başkanlığı tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı yönetimine sunulduğu belirtildi. TİKA yönetiminin projeye sıcak bakması neticesinde ise gerekli finansal desteğin sağlandığı kaydedilen açıklamada TİKA'nın bu projede büslerin kimin tarafından yapılacağına, heykeltıraş seçimine ve yapım aşamasına müdahil olmadığı, sadece finansal destek sağladığı vurgulandı. Açıklamada heykellerin yapımının ülkemiz sanatçılarından bir heykeltıraşın uzun uğraşları sonucu ortaya çıktığı ve sürecin Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı planlama ve inşaat dairesinin denetim ve kontrolünde ilerlediği ve büslerin ...meclis bahçesine monte işleminin törenden bir gün önce gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada liderlerimize duyulan sonsuz saygıya binaen hassasiyet içerisinde organize edilen açılış töreni sonrası... ...bazı çevrelerce yapılan maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz. Ancak burada önemli belirtmek isteriz ki liderlerimize duyulan minnet ve saygı gereği... ...atılan bu iyi niyetli adımın tek gayesi liderlerimize Cumhuriyet Meclisi'nde iade edip yaşatmaktan ibarettir... Bilhassa Rauf Raif Denktaş ve Doktor Fazıl Küçü anma yıl dönümlerinde konunun farklı mecralara çekilerek manipüle edilmesi ve hakarete varan eleştirilerde bulunulması böylesi bir anma döneminde yakışık almadığından daha yapıcı ve anlayışlı bir sayıkla hareket edilmeli, liderlerimizin aziz ruhlarına saygı duyulmalıdır. Şayet yapımda bir eksiklik mevcutsa bu durum süreci ilerleten paydaşlarla istişare edilerek uzman yardımıyla pek tabii çözümlenebilecek bir husustur. Ortada telafisi imkansız bir durum söz konusu değildir ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili uzmanların yorum ve değerlendirmeleri alınarak gereğinin en kısa zamanda yapılacağı da ifade edilen açıklamada projenin Cumhuriyetin ilan edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi gibi önemli ve değerli bir mecrada yıllardır yapılmamış olan büyük bir eksikliğin giderilmesi maksadıyla tamamen iyi niyetli bir adım olarak somutlaşıp hayat bulduğu dile getirildi açıklamada halihazırda var olması muhtemel hata ve eksikliklerle ilgili de belirtildiği üzere uzman görüşleriyle ilerlenerek gereğinin yapılacağını Meclis Başkanlığı olarak liderlerimize duyulan sonsuz sevgi ve saygının her daim baki olduğunu tüm kamuoyuyla paylaşır. Bir kez daha ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve özgürlük mücadelesi liderimiz Doktor Fazıl Küçük'ü büyük bir özlem, saygı ve rahmetle de anarız denildi. Özgürlük Mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük ölümünün 39. yıl dönümünde törenlerle anılıyor. Doktor Fazıl Küçük için yarın Anıt Tepe'deki Doktor Fazıl Küçük Anıtı ve Atatürk Kültür Merkezi'nde iki ayrı tören düzenlenecek. 15 Ocak 1984 yılında kaybettiğimiz Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük 39. ölüm yıl dönümünde törenlerle anılacak. Bu kapsamda ilk olarak Doktor Fazıl Küçük'ün Anıttepe'deki Anıt Mezarında tören düzenlenecek. Saat 10.26'da başlayacak törende çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Anıt özel defterinin imzalanmasının ardındansa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir konuşma gerçekleştirecek. Doktor Fazıl Küçük için Atatürk Kültür Merkezi'nde de anma töreni gerçekleştirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende merhum lider Doktor Fazıl Küçük'ün torunu Selen Süheyla Küçük bir konuşma yapacak. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Korosu'nun sahne alacağı anma töreninde oratoryo gösterisi de yer alacak. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu çocukların hayatını yeteneklerine göre şekillendirmek gerektiğini vurguladı. Her çocuk akademik yönde ilerleyecek diye bir şey yok dedi. Okullarda yaşanan altyapı sıkıntılarının farkında olduklarını ancak aldıkları yolun görmezden gelindiğini de dile getiren Çavuşoğlu, son 3 yılda bu ülkeye hayırsever insanların yardımlarıyla ondan fazla okul kazandırıldığını, onlarca laboratuvar yapıldığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Kademeli olarak tam gün eğitime geçeceklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, temel hedeflerinin öğrencilerin yoğunluklarını azaltarak daha esnek ders saatleriyle bedensel ve sosyal yeteneklerini geliştirmek olduğunu belirtti. Ailelerimiz çocuklarının çok daha iyi bir eğitim alabilmeleri için sabırsız bir şekilde telaş ediyor. Çocuklar sabahleyin okulda, öğleden sonra ise özel derslerde akşamlara kadar eğitim alıyor. Para harcanıyor, hatta ödevler beğenilsin diye öğrencilere yardım ediliyor veya etüt merkezlerinden yardım alınıyor diyen Çavuşoğlu, mevcut durumun çocukların gelişimini engellediğini ve yeterliliklerinin oluşmasını geciktirdiğini kaydetti çocukların hangi mesleğe yakın olacağını, akademik alanda mı ilerleyeceğini veya zanaatkar mı olacağını belirlerken bu sürecin doğal haline bırakılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, her çocuk akademik yönde ilerleyecek diye bir şey yok. Bizim çocukların hayatını yeteneklerine göre şekillendirmemiz gerekiyor dedi. Okullarda yaşanan altyapı sıkıntılarının farkında olduklarını ancak aldıkları yolun görmezden gelindiğini dile getiren Çavuşoğlu, son 3 yılda bu ülkeye hayırsever insanların yardımıyla Ondan fazla okul kazandırıldığını, okul aile birliklerinin destekleriyle onlarca laboratuvar yapıldığını ifade etti. Din kurslarıyla da ilgili soru üzerine açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak gelen talepler doğrultusunda orta okullarda din derslerini seçmeli'den çıkarıp zorunlu hale getirdiklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, dini bilgiler kurslarının düzenlenmesini okullarda veya kayıtlı, izindi ve müfredatlı olmak kaydıyla belirlenen ortamlarda gerçekleştirilmesine destek vereceklerini de sözlerine ekledi. Ve havanın durumuyla devam ediyoruz. Ülke genelinde yağışlı hava etkili oluyor sayın seyirciler. Aşırı yağışlar nedeniyle Kantara Ardahan yolu üzerine kopan kaya parçaları düştü. Yol üzerinde polis tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınırken bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerekiyor. Bu uyarıyı yapmış olalım ve Gazimolsa'ya dönelim. Sağnak yağışlar nedeniyle Gazimolsa'da bazı bölgelerde su baskınları yaşanıyor sayın seyirciler. Bölgeden son duruma ilişkin bilgileri muhabirimiz Sare Öz Özanıl'dan alacağız. Evet Sare, dün itibariyle başlayan sağanak yağmur ülkemize etkisini gösterirken özellikle Gazim olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu sabah saatlerinden itibaren. bölgede en çok hangi güzergahlar etkilendi, son durum nedir sendeyiz? Evet Ayşe, senin de belirttiğin gibi Gazimağusa'da Mausa'da dünden beri devam eden aralıksız yağmur ve ardından başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi kentte Kaymakam Kemal Serpa Başkanlığı'nda kriz masası oluşturuldu. Birçok bölgede ne yazık ki su baskınları yaşandı ve bu bölgelerin de kronikleşmiş bölgeler olduğunu belirtmek zorundayım. Evet bu bölgelerden Maraş bölgesi, Köşe Kahvesi civarı, Büyük Sanayi, Küçük Sanayi, Ziya Gökalp Caddesi, ...karakol bölgesi Salamis yolunda birçok nokta sular altında kaldı. Sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi söz konusu. Ne yazık ki Büyük Sanayi Bölgesi'nde de bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Meteoroloji dairesinin şiddetli yağışın gece arasına kadar devam edeceği uyarısını dikkate alarak... E, vatandaşlarımızın mümkün mertebe e, sokağa çıkmamalarında fayda olduğunu düşünüyorum Aysel. vesaire evet, e, çalışmalar devam ediyor. Peki bölgede kriz masasının oluşumuyla birlikte yaşanacak olan yeni taşkınlara ilişkin e, önlemler ne aşamada neler gözlemliyorsun bölgede? E, evet kaymakamlıktan edindiğim bilgiler doğrultusunda e, tabii ki e, yağmurun devam etmesi halinde. Durumun ne yazık ki daha kötü sonuçlar doğurabileceği öngörülüyor. Tabii ki itfaiye ve sivil savunma ekipleri kentte müdahalelerine devam ediyor. Ve eğer yağmurun şiddetini artırması halinde tabii ki müdahaleler devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz Sare. Bereketiyle yansın diyoruz. Kolay gelsin sana. Evet sayın seyirciler Gazi Mosta'da son durum bu. Bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı. Sivil savunma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bölgede kriz masası oluşturuldu kaymakamlık başkanlığında ve yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluklara müdahale açısından önlemler alındı. Evet, yine hava diyelim ve meteorolojinin uyarısına bakalım. Meteoroloji Dairesi de bugün saat 12'den gece yarısına kadar şiddetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamada yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi. Meteoroloji Dairesi de bugün saat 12'den itibaren gece yarısına kadar şiddetli yağış uyarısında bulundu. Daire, yağışların özellikle doğu kesimlerde etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Daireden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi. Öte yandan, bugünden itibaren pazartesi günü 18'e kadar fırtınamsı rüzgar uyarısı yapıldı. Açıklamada bölge denizlerinden Tavrus'ta kuzey ve doğu yönlerden esmekte olan rüzgarın yedi kuvvetinde ve fırtınamsa şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi. Diyarbakır'da Eren Apluka Sonbahar Kış 21 operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Lice kırsalında tespit edilen 5 sığınakta bir adet EYP düzeniyle çok miktarda yaşam malzemesiyle geçirildi. Türkiye İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'da 840 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar Kış 21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı. Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyon, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla düzenlendi. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sevgi İdaresi'nde gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 840 personel 56 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde nokta istihbaratına dayalı olarak Diyarbakır Lice ilçesi Akçabudak Mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde EYP düzeneği, pil bloğu tüp toz esrarla yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Açıklamaya göre ele geçirilen malzemeler imha edilerek barınaklar kullanılamaz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka, Sonbahar, Kış operasyonları halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor denildi. Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar sürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulurken Donetsk bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko, Dnipro semtinde patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı. Kliçko Telegram'dan yaptığı paylaşımda Kiev'in Dnipro semtinde patlamalar oldu. Tüm görevliler olay yerine gidiyor. Sığınaklarda kalın ifadelerini kullandı. Kiev'in Holosiviv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko bu semtte can kaybının olmadığını belirtti. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ülkesinin Donetsk bölgesinde şiddetli çalışmaların sürdüğü Soledar ve Bahmut şehirlerini Rus ordusundan korumak için mücadele vermeye devam ettiklerini belirtti. Zelenski Telegram hesabından paylaştı laştı. Günlük görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlatarak Ukrayna'da iki ordu arasında en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk ve Luhansk bölgesindeki şehirler için mücadele verdiklerini aktardı. Donetsk bölgesi için zorlu mücadele devam ediyor. Bahmut ve Soledar için, Kremina için, ülkemizin doğusundaki diğer kasaba ve köyler için mücadele devam ediyor. Düşman en kalabalık kuvvetlerini bu yönde yoğunlaştırmış olsa da askerlerimiz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, tüm savunma ve güvenlik güçleri devleti koruyor. Rusya Savunma Bakanlığı da dün Donetsk'teki Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurmuştu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevati ise Rusya'nın Donetsk'teki Soledar şehrini ele geçirdikleri bilgisinin doğru olmadığını belirterek şehirde çatışmalar sürüyor demişti. Polis yağmurlu havaya rağmen trafikteki denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 259 araç sürücüsü rapor edilirken 15 araç trafikten men edildi. Bir sürücü ise tutuklandı. Polis basın subaylığında yapılan açıklamaya göre polis genel müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ülke genelinde trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında toplam 1042 araç kontrol edilirken 79'u belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 7'si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 4'ü sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere 259 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi. Denetimler sonucu 15 araç çeşitli suçlardan trafikten men edilirken bir araç sürücüsü ise tutuklandı. Ve elektrik, teknolojik elektrik santralinde meydana gelen jeneratör arızası devam ediyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arızanın devam etmesi nedeniyle bugün saat 17'ye kadar ülke genelinde yarım saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen jeneratör arızasının devam etmesi nedeniyle bugün 11-17 saatleri arasında ülke genelinde yarım saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması konusunda uyarıda bulunan duyuruda halkın mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz denildi. Kültür Dairesi tarafından özgürlük mücadelesi liderimiz Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'a ithafen piyano resitali gerçekleştirildi. Liderimlerimize saygı adlı resital Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından da dinlendi. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Özgürlük Mücadelesi Lideri Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raf Denktaş'a ithafen piyano resitali gerçekleştirdi. İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi'nde liderlerimize saygı adıyla düzenlenen resitali Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da izledi. Resitalde piyanist Görsev Tepe ile Eser Öktem'in Kıbrıs Türk müziği uyarlamaları Beethoven, Chopin, Bach, Beethoven ve Debussy'nin eserleri yer aldı. Gün ortasını noktalarken güzel bir gün ve iyi bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Alçak basın sistemiyle nemli ve nispeten soğuk hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan orta, yer yer kuvvetli esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 15, Girne'de 15, Alev Kayası'nda 10, Güzelyurt'ta 14, Gazi 15, Lefke'de 15, Yenerenköy'de ise 13 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 4, Girne'de 11, Alev 5, Güzelyurt'ta 4, Gazi 11, Lefke'de 10 ve Yenerenköy'de ise 8 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 16, Girne'de 15, Alev Kayası'nda 14, Güzelyurt'ta 15, Gazi Monsa'da 16, Lefke'de 16 ve Yeni Erenköy'de 14 derece dolaylarında seyredecek. Bölgemiz denizlerinde hava çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan 4 ile 6 kuvvetinde esecek. Deniz kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu. Engelsiz Haber Bülteni'nden merhaba. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 11. Ölüm Yıl Dönümünde törenlerle anıldı. Denktaş için anıt mezarında tören düzenlendi. Törende yapılan konuşmalarda kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın bugünlere gelinmesinde verdiği çabalara işaret edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatarsa kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Kıbrıs Türk'üne mirası olan bağımsızlık, egemenlik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nden asla vazgeçilmeyeceğini ifade etti. Anma törenleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde Rauf Raif Denktaş'ı anma programı düzenlendi. Kıbrıs Türkleri için önem arz eden üç liderin büstünün açılışı Cumhuriyet Meclisi bahçesinde gerçekleştirildi. Ulu Önder Atatürk, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ve özgürlük mücadelesi lideri Doktor Küçün büstleri düzenlenen törenle açıldı. Törende yapılan konuşmalarda bu günlere gelinmesinde Özgürlük mücadelesi lideri Doktor Küçün ve kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın önemli bir yeri olduğuna vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında Atatürk'ün talimatlarının ardından Doktor Fazıl Küçük ve Denktaş'ın ve Kıbrıs Türk halkının mücadeleleriyle bugünlere gelindiğini ve artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınmaz zamanının geldiğini belirtti. Tatar, egemenlik, devlet ve bağımsızlıktan asla ödün verilmeyeceğine vurgu yaptı. <laughs> Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için gereken adımların devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti heyetini kabul etti. Tatar heyetle görüşmesinde yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir Türk devleti olarak yaşatabilmek ve güçlendirmek için mücadele verdiklerini ifade ederek Türkiye ile kadim bağların her alanda daha da güçlenmesinin önemini dile getirdi. Kıbrıs'ta bir anlaşmaya ancak İki devlete dayalı bir çözüm modeliyle varılabileceğini söyleyen Tatar, federasyon modelinin içerdiği tehlikelere değindi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na anayasal ismiyle gözlemci üyeliğinin önemli bir diplomatik başarı olduğuna işaret etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na anayasal ismiyle gözlemci üye olarak kabulünü önemli bir diplomatik başarı olarak kayıtlara geçirdiklerini hatırlattı. Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Kasapoğlu temasları çerçevesinde Türk sporuna yüksek öğretimde %100 destek mutabakat imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde organize edilen 100. yılda Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi açılışına da katılan Bakan Kasapoğlu yapımı tamamlanan Çetinkaya Taksim sahasında da incelemelerde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy asgari ücret ve çalışma yaşamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Taçoy, asgari ücret yasasının tartışılması gerektiğini ifade ederek, daha sık yapılacak toplantılarda yasanın tartışılmasının sağlayacağı faydalara işaret etti. Küçük esnafın yanı sıra hayvancılık ve tarımla uğraşan herkesin Prim kapsamında olacağını ifade eden Taçoy, prim desteği konusunda son sözü Bakanlar Kurulu söyleyecek dedi. Emeklilik yaşıyla ilgili olarak da konuşan Taçoy, emeklilik yaşını değiştirmek gibi bir düşüncemiz yok dedi. Geçen yaz aylarında Mersinlik bölgesinde çıkan büyük orman yangınının ardından bölgede yeşillendirme çalışmaları yapılıyor. Bu çerçevede güvenlik kuvvetleri komutanlığıyla Orman Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde ağaçlandırma faaliyeti yapıldı. Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı etkinlikte servi, fıstık çamı, okaliptüs ve ılgın olmak üzere toplam 5000 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Böbrek hastalıklarının sıklığı